asgari ücretin emekli maaşı var. Peki bu bizim hakkımız mıdır? Yoksa Mehmet Şimşek'in lütfuna bırakılmış ya da herhangi bir hükümet, Mehmet Bey'in şahsında da konuşmuyorum elbette. Yani bizim emekli maaşlarımız neden düştü arkadaş sorusunu bu işten anlayan bir isme soralım dedik. O da bizi kırmadı sağ olsun. Sevgili Ali Tezel, hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökhan. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Böyle tatilin ortasında biraz da böldük bayram tatili ama bu işi dedim bize açıklasa Ali abi açıklar. Biz 2002'de asgari ücretin bilmem kaç katı kadar en düşük emekli maaşı alırken ne oldu da bu kadar artık yarısı kadar neredeyse emekli maaşı alır hale geldik? 2008 reform diyelim Gökhan. 1 Ekim 2008'e giren 5510 sayılı kanunu bu hükümet çıkardı ve 2008'de uygulamaya koydu. Aylık bağlama oranlarını %70'ten %28'e düşürdü. Onu şöyle açalım Gökhan. Bir kişinin kaç para emekli maaşı alacağı son 3 yıl, son 5 yıl, son 10 yıl değil. Ömrü boyunca ayda ortalama kaç para kazandı? Bunun ne kadar onun emekli maaşı olacak demektir. 2008 öncesinde bu oran %70'ti. Şu anda %28. Yani ayda 10 bin lira kazanıyorsan 2008 lira maaş vereceğim diyor. Hani kök aylık diyorlar ya Gökhan. Evet, Şu evet, an evet. insanların kök aylığı 3 bin 4 bin lira. Bir de lütfediyorlar biz bunu 10 bine çıkardık diyorlar. Ama zaten 2008 reformu yapmasaydı bu hükümet şu anda en düşük emekli maaşı 26 bin lira olacaktı. Peki. Yine 2015'ten bahsedeyim Gökhan. Lütfen. 2015'te bu sosyal güvenlik reformunu yapan bakan 2015 yılı için Sosyal Güvenlik Kurumu'nu bu reform sayesinde 90 milyar tasarruf sağladık dedi. O zaman köşe yazı yazdım bir gazete dedim ki bakan açıkladı emekliden 2015 yılında 90 milyar çaldık. Şu anda da öyle Gökhan. Yani şu Peki, anda evet yani Gökhan seni şöyle bir dinliyorum. şey, emekli sayısı mı arttı Ali abi? Yani ne oldu bu arada? Özellikle o gün Tabii insan dönebiliyordu da emekli sayısı sistem, arttı bugün niye kabul ediyorum dönemiyor? ama emeklilik ne demek? Ben çocukluğumda hatırlıyorum Gökhan. Benim ilkokul öğretmenim emekli olduğunda emekli ikramiyesine 2 katlı bahçeli bir ev aldı. O yıllarda Türkiye'de 2 tane marka otomobil üretiyordu. Ondan sıraya girdi, sıfır bir otomobil aldı. Ve emekli maaşıyla da 7 çocuğuna bakıyordu, 7 çocuğuna. Şu anda Maşallah. emekli maaşıyla 7 çocuğuna bakacak bir emekli var mı yürekli? Emekliler bugün çocuklarından harçlık alma noktasında aslında isyanları. Bütün programlarımda bunu aktarıyorum. Yani aslında şöyle diyor temelde bu iddiaya göre. Mehmet Şimşek seçim öncesine gidilmiş denmiş ki artır kardeşim bak olmuyor bu işler seçim geliyor vesaire. Batarız. Hani ne oldu da batacak noktaya geldi bu noktada? Bu tercih Gökhan, şöyle düşünelim. Sayın Cumhurbaşkanımız bundan 2 yıl önce Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık. Ve gerekirse 40 milyar dolar daha harcarız demedi mi? Şu anda emekli 10 bin lira alıyor en düşük emekli. Bunu 20 bin liraya, 20 bin liraya çıkarmanın yıllık maliyeti 3,5 milyar dolar. Yani Suriyelilere 40 milyar dolar harcayabiliyorsak gerekirse bir 40 milyar dolar harcama imkanımız varsa bunu niye emekliye vermiyoruz? Yine ifade ediyorum Gökhan. Evet, Şu haklısın. anda yaklaşık 20 yıldır birçok büyük şirketin vergilerini affettik. Toplama 35 milyar dolar. Bütün bunları yapmasaydık sadece emekliye 26 bin lira emekli maaşı verseydik maliyeti 4 milyar dolardı Gökhan. Aslında O kadar şirketin abartılıyor mu vergi biraz borcunu yani affedebiliyorsa bu rakamlar? hükümet, Suriyelilere 40 milyar dolar verebiliyorsa emekliye 3 milyar dolar veremiyor mu? Bu bir tercih. Hükümet emekliye vermek istemiyor.
Ama bugün bakıldığı zaman hani özellikle işte Merkez Bankası elindeki rezervler eksi 70 milyar dolarlar civarına kadar geriledi cümlesinin arkasında dönen pek çok o işte yoldur, köprüdür, hastanedir yapılmasın diyen yok ama belki de bakıldığı zaman önümüzdeki 10-15 yıl boyunca borcun devam edeceği hakikaten zor bir süreç bizi bekliyor. Peki bir yeniden aylık bağlama oranları %60-%70'lere çıkartılabilir mi bu ülkede? Çıkartmaları gerekiyor Gökhan. %28 ne demek? Sosyal güvenlik bilincinde olan bir insan bana %28 verecekse ben sigortalı çalışmam. Bunu cebime aktarım. Başka yere yatırırım der. Altına yatırırım, dövize yatırırım der. Gökhan yine unutma şu anda bayramdayız biliyorsun. Yarın bayram olacak. Herkesin bayramını da kutlarım senin de. Evet, biz de sizin. Emredik Köprüsü'nden bedava geçiyoruz. Özal'ın otobanından bedava geçiyoruz. Özal'ın yaptığı ikinci köprüden bedava geçiyoruz. Peki Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptırdığı üçüncü köprüden bedava geçebiliyor muyuz? Recep Tayyip Aslında Erdoğan'ın onlardan da yaptırdığı bedava geçmiyoruz otobandan ama en bedava azından bu geçebiliyor kadar muyuz? pahalı değil. Öyle bir şey var. Özellikle bu İzmir otobanına girdiğimde vay dedim güzel ol güzel ama parası da fena Ben değilmiş dün diyor. geçtim Gökhan, 1300 lira verdim. Oh süper. Gidiş dönüş. Artık hakikaten 2600. uçak daha ucuza gelmez mi abi? Gelir de ben uçağı sevmiyorum. O karayola gitmek istiyorum. Lastiklerim yere ben değsin istiyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Gökhan Hakikaten bu siyasi tercih. evet Siyaset anladım. neyi tercih ederse onu yapar. İstenirse Siyaset yapılabilir. demek Yapılabilir gebermek bu istemiyor. memleket. Evet. Peki bugün artırılsa ne zaman doğru düzgün emekli maaşı dağıtılmaya başlanacak? Bundan 10 sene, 20 sene sonra mı? Gökhan, 2028'e kadar seçim yok. Bu hükümetten umut bekleme. 2028'e kadar emekliye kuruş vermez. Ha Temmuz'da ne demişti Gökhan? Enflasyona bakarak artış yapacağız dedi. Onu Evet. demesine gerek yok ki. Zaten kanun diyor. Evet. Bak TÜİK'in açıkladığı enflasyon kadar Artırmak Temmuz'da zorunda. emekliye artış var. Ama bu artış zam değil. Geçmişi 6 ayda enflasyondan kaybettiği parayı ama TÜİK'in açıkladığı kadar en azından değil. Evet. Gerçek enflasyon değil, ona kadar artış yapacak. Bunu da Peki. sanki lütuf diye veriyor. Böyle bir şey yok. Siyasetçiler, şu andakiler ama unutma Gürkan, bunları da iktidara getiren o emekliler. Bakalım son kararı yine onlar verecek. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Bir iki mesajla bu bloğu tamamlayacağız. Sıkıştıkça yanındayız Ali abi. Evet KRT televizyonunda uzun süre gerçekten güzel programlar da yaptı. Onlardan sizden gelen mesajları cevapladı Ali Tezel. Ve Han Kaan'dan gelen bir mesajla biz de programımızın bu bölümünü tamamlayacağız galiba yavaş yavaş. Sayın Gökhan Kayış, memur emeklisine geçen seçimde bir söz verildi ve aynı zamanda hakkımızı da alamadık. KHK 375 Taksim 40 75 yıllık tarihinde ilk defa memura verilen zam emeklisine verilmedi. Bu seyyanen zamdı değil mi? 12 bin lira mıydı? O civarda bir para memura verildi. Emeklisi de bekledi hakikaten. Benim babam da memur. Emeklisi bir jandarmadır. Assubay emeklisidir. Ve acaba biz de alır mıyız diye umutlandı. Hatta troller diye söylüyorum. Kızıyorlar bana ama başka ne diyeyim buna? Hangi kelimeyi söyleyeyim Allah aşkına? Dediler ki ya işte emeklileri de verilecek. Ha, aldık hepimiz. Han Kaan'dan yine Mehmet Şimşek para yok demiş. O zaman memurdan da prim kesmesinler. Zira çalışırken en üstte yıllarca